Buyurun Süleyman Bey, ne söyleyecektiniz? Şimdi bir cümle geçti. İktidar terör örgütlerine hep yakın durdu diye. Engin Özkoç'un da bir açıklaması öyle. Cumhuriyet hangi terör örgütlerine? Yani, FETÖ diyor ve PKK'nın yanında oldunuz diyor. FETÖ diyorsak eğer şunu söylememiz lazım. Yani hukukçu Hüseyin Bey, güvendiğim de bir hukukçu. 2013'ten önce FETÖ hakkında mahkemelerce verilmiş bir mahkumiyet kararı var mıydı? Terör örgütü olduğuna dair bir mahkumiyet kararı var mıydı? Silahsız örgüt kararı vardı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na yapılan itiraz sonrasında kaldırıldı. Ecevit döneminde de belli başlı açılan davalar vardı. Onlar da beraatle sonuçlandı. Yine terör. Ecevit dönemindeydi, değil mi? Doğru. Şimdi terör örgütü sayılmayan, mahkemelerce terör örgütü sayılmayan ve devlet tarafından, parti tarafından değil, devlet tarafından bir cemaat olarak anılan bir yapıyla yan yana durmak eğer suçsa bunu ayrı bir yere koymamız lazım. Biliyorsunuz ama emniyetin raporları var o dönemde. Yani emniyet, bakın, Necip Habermitoğlu'nun hayatını kaybetti burada Necip Habermitoğlu. Ama burada şunu söylüyoruz biz. Yani hukukçuların genellikle söylediği şöyle bir şey yok mu? Masumiyet karinesi, mahkumiyet kararı olmadan, bu bir terör örgütüdür diye bir mahkeme kararı çıkmadan bir yapıyı emniyetin hazırladığı raporlar üzerinden terör örgütü ilan etmek benim işim değil. Ben buna girmem. Yani ben eğer devlet derse ki, devletin mahkemeleri bu bir terör örgütüdür, bununla yan yana duramazsın derse, ben eğer onun yanında durursam bana o zaman döner dersiniz ki evet sen teröristlerle yan yana durdun. Şimdi bu böyle anlamda, bir hukuki karar yok mu? Hüseyin Bey, Ağır Ceza Mahkemesi mahkumiyet kararı verdi fakat dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay'da 2011-2012 senesi olması lazım. Yapılan temiz başvurusu üzerine bozdu. Zaten kaçması o mahkumiyet kararı sonrasında Fethullah Gülen'in yurt dışına gitmesi bu yargılama süreci sebebiyledir. Ondan sonra da dönmedi. Şey mi? Yani kaçış senesi kaçtı Fethullah Gülen? Bu yargılama şimdi bahsetmiş 2012 olduğu Didem Hanımların, yok 2012 değil, çok önce. Öncesinde gitti yani. Çünkü onların gözaltına alınma bir hikayesi var biliyorsunuz. 96-90 temize çekelim yani. AK Parti döneminde yurt dışına kaçmadı değil mi? Onun öncesinde kaçtı. Tamam. 90, Ecevit döneminde tamamen 97, suçlardan beraat etti. 99'da gitti. Dava açılır açılmaz gitti. Suçlardan beraat etti. Bir dava açıldı. Sayın Cumhurbaşkanı ısrarla çağırdı. Gönderdiler. Gönderdiler. Karşılığında da Abdullah Öcalan'ı aldılar. Sayın Ecevit uzun yıllar sonra bile ben Sayın Abdullah Öcalan'ın niye bize teslim edildiğini hala anlamadım demişti mesela. Şimdi terör örgütleriyle yan yana durma meselesi ise ben Sayın Vekil'e elimde bir galeri var. Fotoğraf galerisi. Ben bunu tek tek gösterebilirim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hendek kazan arkadaşlara sesleniyorum. PKK'lı teröristler, Mehmetçik'le ve askerle çatışan teröristlere söylüyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Fethullah Gülen'le bakın, ilgili... Bakın Sayın Özışık, Fethullah Gülen'le ilgili... Bakın efendim, ben efendim, resim lütfen, gösterirsem... Tam beni... 2000-3000 kişilik AKP milletvekillerinin albümünü açıklarım orada. Efendim siz de açıklayın, buyurunuz, onları da beraber lanetleyelim. Onları beraber lanetleyelim. Hatırlatırım orada. Onları beraber lanetleyelim. Siz 3000 kişiyi açıklayın efendim. Burhan Kuzu'nun resimlerini, bakın milletvekillerinizin, şu sayın anki milletvekillerinizin resimlerini ben açıklarım ben. Sayın sizin cümlelerinizi açıklarım ben. Efendim ben. Lütfen Sayın Genel Başkanımızı elinizde somut bilgi yokken asla ve asla suçlamayın. Sayın milletvekili. Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ ile ilgili açıklamaları var. Sayın milletvekili. Bilsin hasret diyor, gel diyor. Böyle mi devam edeceğiz? Bu, Ali yani, Mahir Bey bir saniye efendim. Ben geçen, bir şey söylemek istiyorum. Ali Mahir Bey bir dakika tamamlasın. Ben geçen yayında. Tamamlasın. Geçen yayında. Beyefendi. Bir tane Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin FETÖ'yle resmini gösterin. Bir tane il başkanının gösterin. Ali Mahir efendim, bir tane ilçe başkanının gösterin. Soru anlaşıldı. Ama ben bir albüm yaparım AKP'den. Efendim, buyurun. Peki. 17-25 Aralık sonrası, 15 Temmuz öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'na gazeteciler soruyor. Fethullah Gülen ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Mazlumun yanında oluruz. Cevabını veriyor. Ne zaman söylüyor efendim? 17-25 Aralık öncesi, sonrası 15 Temmuz öncesi.
Sayın Kemal bunu Kılıçdaroğlu, Fethullah Gülen Sayın için Kemal söylemiyor. Kılıçdaroğlu bakın, böyle devam etmez ama. Bak ben geçen Fethullah yayında... Gülen için söylemediğini söylüyor da. Nasıl? Fethullah Gülen için söylemediğini söylüyor. Efendim, Mazlum'un yanındayız bunu derken... Bunu söylemek zorundayım ben. Ali Mahir Lütfen. Bey, Ali Mahir Bey anlaşıldı. Mazlum'un yanındayız derken Fethullah Efendim. Gülen'den mi bahsediyor? Efendim devam edeyim. Tamam. Cümlenin tamamını okuyayım. Tamamını okusun, anlayalım. Bakın bir şey söyleyebilir miyim? Ali Mahir Bey bir ama dakika. Böyle olmaz Sayın Milletvekili. Böyle olmaz. Tamam, böyle, dinleyin. Böyle beni bölmeyeceksiniz. Dinleyin, böyle bölmeyeceksiniz. Ben gülerim. Size ben söz vereceğim. Lütfen. Söz vereceğim. Söz vereceğim burada size. Burada Sayın Mahir Genel Bey. Başkan'a bir iftira atıyorsunuz siz. Anladım. Ali Mahir Bey söz vereceğim Lütfen. Size. Geleceğim bakın, efendim size. Bakın buyurun efendim ben Sayın Genel Başkan'ın gazetelerde çıkan röportajlarını ve televizyonda yaptığı açıklamalarını burada okuyorum. Yani şunu söyleyelim. Olayın sadedine Bunları gelelim. Bunları okuyacağım. Hayır okuyun ama siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yü desteklediğini mi söylüyorsunuz? Açık ya böyle... ve net olarak söylüyorum. Açık, ve, açık net. Ve net. Bu belge var mı? Sözler bakın, değil de bununla bakın, ilgili. Evet. Ben sizi buradan ama buradan böyle lanet diyorum. Böyle, böyle bir şey söyleyemezsiniz. Olmaz. Böyle bir böyle şey olmaz. Olur. Tamam. Bak, lütfen. Bakın ne devam ediyorum. Bunu ben bunu size söyletir miyim buradan? Sayın milletvekili ben... Ben sizi bunu buradan söyletir miyim? Sayın milletvekili bu Söyletmem. Programda lütfen. Ben bunu... Lütfen. Ben bunu... Ben bunu Ali söylerim. Mahir. Ben bunu her platformda söylerim. Burada söylemem başka bir yerde söylerim. Söyleyemezsiniz beyefendi. Ama bu, bunu ben Ali çok Mahir söyledim. Bir saniye. Evet. Beni burada bunlarla susturamazsınız. 17-25 Aralık tarihinden sonra Melih Gökçek STV'ye 1 milyon lira para yatırmış. Yargılanıyor mu? Sen bunları ben konuş. Ben CHP'nin... Tamam. Ben buna alışığım. Ben buna alışığım. Ben Ali Mahir Bey, Ali Mahir Bey söz vereyim size. Efendim çok ağır bir ithamda bulunuyorsunuz. Yani çok... Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının FETÖ'yü desteklediği gibi çok ağır Aynen bir ithamda bulunuyorsunuz. Aynen öyle söylüyorum. Benim hakkımda Mahir Bey hukukçudur, Hüseyin Bey hukukçudur. Haddinizi bilin. Suç işlediğimi Haddinizi bilin. Ali Mahir Bey, efendim geleceğim size, merak etmeyin. Size mi dava açacağız? Gülen hareketini en çok eleştiren biziz. Ama eğer... Siz benim gibi düşünmüyor diye onu yok edeceğim diyorsanız biz Mazlum'un yanında yer alırız. Bunu Fethullah Gülen'le ilgili ne düşünüyorsunuz sorusunun karşılığında söylüyorum. Nerede söylüyor efendim bunu? Bu Türk Time ve diğer internet sitelerinde, Hürriyet'te, Milliyet'te bildiğiniz bütün gazetelerde hatta dönemin haber tüksünde haber olmuş. Beyefendi çarpıtıyorsunuz. Böyle bir şey yok. YPG suç işliyorsunuz. Bakın. YPG terör örgütü değil. Bu 2014 yılında söylenmiş ama bundan sonra da YPG bize mi saldıracak diye YPG hakkındaki açıklamalar. Şimdi gelelim efendim televizyon yayınlarına. Peki buradan nereye geliyoruz? Tamam, tarafsız hepsini... bölgede şunu söylüyor. Aha. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu canlı yayında... Terör örgütü PKK ve DHKPC ile ilgili skandal bir itirafta bulundu. Biz hapiste yatan PKK'lıya da DHKPC'liye de gittik. Kendileriyle görüştük. Böyle ciddi bir kanalda troll ağzıyla konuşmanızı anlamıyorum. Didem Hanım bakın buna müdahale edeceksiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ciddiye alıyor. Ben Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını söylüyorum. Burada almış olduğu ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını söylüyorum. Ne olur belirsiz iddiaları ortaya koyamaz. Ömrüm FETÖ'yle mücadeleyle geçti diyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bir zamanlar sık yayına çıktığı FETÖ'nün kanalında Erdoğan kaçacak bunun kurtuluşu yok dedi. Troll ağzı değil bu. Troll Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Peki Sayın Özışık buradan nereye gelmeye çalışıyorsunuz? Oraya gelirseniz. Bakın troll olan birisi varsa sizsiniz. Evet bu nereye gelmeye yani SEDE'de gelelim mi Sayın Özışık? Demin söylediğim şey YPG bize mi saldırıyor? Bir devleti teslim ettiniz FETÖ'ye siz. Askeri 17-25 Aralık'tan sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zaman Gazetesi'nde röportajı. Peki. Zaman Gazetesi'ndeki ziyareti. Zaman Gazetesi 2012 yılında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ ile hep mücadele etmiş ya yargıda cemaat kadrolaşması olduğunu iddia edemem diyor. Siz hala 17-25 Aralık öncesi ve sonrasını. Ve bir fotoğraf daha bunu da göstereyim de. Peki Ali Mahir Bey'e söz verelim ondan Şimdi, sonra çünkü bunlar ağır eleştiriyor. Bütün bunları bir kenara bırakıp toplumun aklıyla alay ederek iktidar terör örgütleriyle bir arada hareket etti derseniz karşınıza bunları çıkarırlar. Anladım. Siz de bağıra bağıra troll ağzı veya şu bu falan diyerek bu işten sıyrılamaz. Peki ama eleştirdiğiniz şimdi, için Ali şimdi, Mahir Bey buyurun efendim. Buyurun. Şimdi. Buyurun. Şimdi şunu söyleyeyim. Bizim milletvekili arkadaşlarımızın
geçmişteki milletvekillerimizin, il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın Amerika'da Fethullah Gülen'in dizinin dibinde bir resmini getirsinler. 17-25 İstifa Aralık'tan sonra getiririm efendim. Recep Tayyip Erdoğan 17-25 Aralık'tan sonra getiririm. Fethullah Gülen'i Amerika'da ziyaret ettim. Bir dakika lütfen. Pensilvanya mı gitti? Bir evet. Albüm, 8 saatlik bir belgesel açıklarım. Süleyman Bey, bir devleti teslim ettiniz. 3000 tane hakim ataması yaptı. Bu FETÖ denen ne oldu? Belirsiz bir örgüt. Askerleri tutuklattırdınız. Sağlık Bakanlığı'nı, öğretmenleri teslim ettiniz. Neden? Ayakkabı kutularından sonra aklınız başınıza geldi. Sayın Genel Başkan 2011 yılından beri bunu söylüyor. Ama Genel Başkanımız FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu anlatırken Recep Tayyip Erdoğan makam arabasını vermişti Zekeriya Öz'e. Tabii Samanyolu'na FETÖ'yü bitirmek için gitti Kemal Kılıçdaroğlu değil mi? Samanyolu'na evet, FETÖ'yü bitirmek evet, için gitti değil bizim mi? Hepimiz sizi uyardık beyefendi. Bugün sorumun cevabı bakın, bu değil. 17-25 Aralık'tan sonra. Konumuza da geleceğiz bakın, yavaş yavaş gelelim bugün artık. Bugün Melih Gökçek denen Ankara'yı yöneten o belediye başkanı Samanyolu TV'ye defalarca para yatırmış. Yargılandı mı? Soruyorum size. Bunun belgesi var mı? Yargılandı mı? Belgesi var mı? Yargılandı mı? Kadar farklı şeyler anlatıyor. Var. Beyefendi 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ'ye verdikleri desteği açıklamamak için tizamdan açıklamalar yapıyor. Yeni yeni. Bakın bir aylık bir mesele bu. İki, Sayın Özışık. Bakın mazlum derken aynen şunu kastetti. Bu ülkede parası olan insanlar, FETÖ ile ilişkisi olan insanlar, senin gibi iktidarda arkası olan insanlar yargılanmadı. Ama Anadolu'nun bir yerinde Bankasya'ya para yatırdığı için tutuklanan insanlar oldu. Sayın Genel Başkanımız mazlum diye onları kastetti. Bugün Cumhurbaşkanı'nın avukatları yani İstanbul'da bir büroda yargıyı dizayn ediyor. Onların bürosuna gelen hiçbir iş adamı tutuklanmadı biliyor musunuz? Peki Ali Mahir Bey, Süleyman Bey tekrar konumuzda uzak değil ama tekrar konumuza gelirsek o çerçevede konuşursak memnun olurum ama tamamsa. Son bir şey söylemek istiyorum. Alayım, çok özür diliyorum. Çok kısa alayım. Çok buyurun özür diliyorum. Buyurun. Cumhurbaşkanı'nın canına kastedenler dediniz. Biz de o gün dimdik ontakların o darbenin karşısındaydık. Benim genel başkanımın da Ankaralı canına kastedildi. Tutuklandı mı? Ya bizim aklımızla alay mı ediyorsunuz sayın vekil? Bizim aklımızla lütfen, alay mı ediyorsunuz? Lütfen adaletli olun, adaletli bizim olun. Bizim aklımızla alay mı ediyorsunuz? Atatürk Havaalanı'nda tankların arasından gidip terlikle darbeyi ben izleyen kimdi ya? Ben bir akıl göremiyorum sizde. Sizde bir akıl göremiyorum ki alay edeyim. Hayır. Bir akıl yok maalesef. Bakın edepsizliğin lüzumu yok. Olmaz. Aklınız sarayda. Edepsizliğin lüzumu yok. Mahir Başarır. Hayır böyle konuşamayız. Mahir Başarır. Edepsizliğin lüzumu yok. Gidelim araya. Milletvekili olarak size saygı duyar mı?